Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız, ANTV'den bugün Doğu Türkistan bir iş yerine geldi. Değerli bir hocamız, değerli bir başkanımız. Bugün Ocağın 31'i 2022 Safaköy bölgesinde Abdülkadir Han Yapcan, Doğu Türkistan ahsakalı, düşünür ve büyüklerinden birisidir. Söyleşimiz başlamak üzeredir. İlk önce bildiğiniz için dün de Doğu Türkistan Derneği'ne gitmişti. Doğu Türkistan Derneği başkanımızıyla konuştuk, söyleşimiz oldu. Bildiğiniz için Doğu Türkistan Uygur Türkleri, bildiğiniz için Doğu Türkistan atalar yurdumuzdur. Atalar yurdumuz. Kaşgarlı Mahmud'un yurdu. Ulu Yusuf Has Hacib'in yurdu. Bugün Doğu Türkistan'da büyük bir zulüm vardır. O dündeki bu konuyu masaya getirdi, yatırdık. Bugün de Doğu Türkistan üzerinde konuşacak. İlk önce selamun aleyküm başkanım. Çok sağ olun, var olun. İlk önce Abdülkadir Han Yapcan kimdir? Abdülkadir Han Yapcan Doğu Türkistan'ın Kaşgar, yani Kaşgarlık Mahmud'un yurdudun. Yurdu. Doğduğum yer Yapcan. Yapcan'dır. Yapcan kentinde, o Yapcan köyündeyim. Orada o yüzden doğmuş. Abdülkadir Yapcan sizin doğduğunuz yerdir. Tamam. Efendim, Doğu Türkistan neresidir? Uygur Türkler kimdir? Sizden duymak isteriz. Doğu Türkistan, Türkistan coğrafyasının doğusu demektir. Doğusudur. Yani Türklerin ortalığıdır. Yani Türklerinin, Türkiye halklarının ata anı yurdu olup orada Türkler, yani Türklerden Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, özellikle Sarı Uygurlar, Sarı Uygurlar, Tacik, Katarlıkça Türkiye halklar yaşıyor. Yaşamaktadır. Efendim, Doğu Türkistan'ın eski tarihinden biraz anlatar mısınız? Az da olsa, yüz de olsa. Doğu Türkistan tarihini biliyorum. Yani değerli izleyicilerimizin bilgisi lazım. Türkistan tarihi, tarihi yazma tarihlerine göre yani 5000 yıllık, 5000'dan 7000 yıllık kadar tarih sahibi. Doğrudur. Yani Türkistan aslında bu şey yok. Yani Türkistan diye adılıyor ama doğu garbi diye sonra konulmuş. Yani Nikolay Çar Rusya'nın zamanı geldikten sonra doğu Türkistan, yani garbi Türkistan, yani batı Türkistan diye ikiye bölmüş. O şekilde atanmış. O orada asas doğusta Türkistan her yerde yani Türkiye halkları var. Yani orada Türkistan degen yerde Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Tacikler, Özbekler yaşıyor. Buranın bu yaşlık toprağının adı Türkistan'dır. Sayın Başkanım, bu Doğu Türkistan'ın ünlü adamlarından Kaşgarlı Mahmud başta olmak üzere, sonra da Doğu Türkistan'ın devrimcilerinden, özgürlük uğrunda çalışanlardan biraz açıklamalar mısınız? Doğu Türkistan 1100 sene olmuş, yani İslam dinini kabul kıldı Türkistan halkı. Yani Türkistan derkenimiz Türkistan hepsi. Doğru. Yani bunun doğusunda Sultan Suduk Buğrahan Rahimahullah
bizden Karahanlılar. Karahanlılardan Karahanlılar devletini kurmuş. Kurucusu. Kurucusu Sultan Sokbuğraha Rahimullah tarafından İslam dinini kabul etmiş. Ondan sonra Türkistan diyarı yaymış İslam'ını. Yani Türkistan diyarı yani İslam coğrafyası, İslam devletine dilişmiş. Efendim, Doğu Türkistan coğrafyası üzere anlatar mısınız? Doğu Türkistan nereden nereye başlıyor? Komşuları kimlerdir? Doğu Türkistan 1.836.000 kilometre coğrafya. Yani yüz ölçümü, toprak ölçümü o. Yani orada yani iki Doğu'sa, Çin, Hindistan, Pakistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan, Pakistan. Pakistan söyledim. Yani Kırgızistan ve Kazakistan, Rusya. Kazakistan, Kırgızistan, Rusya bu devletlerden biz sınırdaş. Sınırdaşsınız. Sınırdaş. Efendim, Doğu Türkistan'ın nüfusu ve başkenti ve onun başka ünlü şehirlerinin adlarını. Hem Doğu Türkistan'ın nüfusu Çin bunu yalan malumat veriyor dünyaya. Doğrudur. Yani Çin'in yani 2018'deki statistikasına göre Doğu Türkistan halkının fakat 18.300.000 kişinin kayıt altına almış. Yani DNA test yaptırmak doğru. Için kayıt altına almış insan 18.300.000. Bu 12 yaşının üstü. 12 yaşının üstü bu. Doğru. Yani bu itibarıyla Doğu Türkistan halkı 40 milyon civarında Doğu Türkistan halkı var burada. Çin diyor Uygurların da zaten şu anda 11 milyon 10 milyon civarında diyor. Yani kimse hani net birçok statistikaya sahip değil. Doğrudur efendim. Doğu Türkistan üzere Çin ile sorunlar vardır. Böyle bir orada bir acımasız olaylar ortaya çıktı. Çin ile yani geçmişten bugüne kadar bir Türklerin bir sorunları, savaşları olmuş. Onları geçmişten bugüne dek dile getirseniz. Çinliler bizim aramızdaki Türkistanlıkla Türkiye halkla arasındaki sorun. Yani Oğuz Han döneminden başlayalım. Oğuz Han döneminden başlasak 3000 sene. 3000-4000 seneden beri bizim aramızda sorun var. Doğru. Bu sorun yani işgal ve işgalga karşı mücadele. Doğrudur efendim. Bugün Doğu Türkistan'da neler oluyor? Bugün Doğu Türkistan'da Çin şu anda. Çin Doğu Türkistan toprağını işgal etti. İşgal ettikten sonra Çin diyor ki Doğu Türkistan benim diyor. Benim Çin toprağı bu diyor. Siz de Doğu Türkistanlı biz olarak Doğu Türkistanlı söylüyorsunuz ki biz Türk'üz. Biz senin toprağın değil. Sen bunu işgal ettin. Doğru. Senin bizden devletimiz, vatanımız Türkistan diyarıdır. Türkistan toprağıdır. Seni çıkartacağız, oradınca devletimizi koruyacağız diyoruz. Efendim, Çinliler yani Uygur Türkçesinde Hıtay. Hıtay. Hıtaylar. Doğu Türkistan'a neden zulüm ve zorbalık yapıyorlar? Neden zorba? Çin'den sonra kılıyor bunu. Şimdi neden yapıyoruz sen? Diysek cevap vermiyor. Geçen sene bizden çocuklarımız, doğru. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bir protesto düzenledi. Onun da benim annem, akrabalarım, kardeşlerim nerede diye. Ta bugüne kadar Çin cevap vermedi. Sorun şu. Çin Doğu Türkistan tüfrıkını işgal ettikten sonra orada mücadele durmadı. Yani Çin'i bilen Doğu Türkistanlıklar bizden aramızda mücadele, silahlı silahsız mücadele bir saat bir gün durmadı. Doğru. O yüzden Çin diyor ki biz bu insanla silah kullandık, öldürdük, astık, işkence yaptık, her şeyini denedik. Ama bunlar dikişmedi mücadele gündün güne.
güç gösteriyor. Gündün gününe güçlü şekilde çok devam ediyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunun beynini çok silmekimiz gerekiyor. Yani tüm İslam ve Müslüman Türk beynini, Türk iddiasını, Türk ruhunu yok etmemiz gerekiyor. Diye şu andaki bizden 80'in sellerinden biri dokunmuş çocuklarını, kızlarımızını, kadınlarımızını, yiğitlerimizini, yani alimlerimizini, bilim adamlarını, iktisat yani ekonomi sahiplerini, yazarlarını, tarih şünaslarını, senetkarlarını hepsini içeri aldı. Herkese zulüm yapıyor. Herkese zulüm yapıyor. Öldürdü. Öldürdü evet. Yani evet. Bugün adıyla soykırım. Soykırım. Yani insaniyet karşı cinayet suç işliyor. Yani onu dünya öyle adlandırdı. Bunun maksadı ne? Bundan sonra Türk gibi üstündeyiz kişilerin. Bundan sonra Türk diye bir şey yok dedi. Uygur diye bir şey yok dedi. Müslüman diye bir şey yok. Biz köpek mi yiyoruz, sen mi köpek yiyeceksin diyor. Biz eşek mi yiyeceğiz, sen mi eşek yiyeceksin diyor. Biz pari mi yiyeceğiz, sen mi pari yiyeceksin diyor. Sen çaya mı, biz çaya mı yiyorsak, sen mi çaya mı yiyeceksin diyor. Sen yılan, biz yılan yiyoruz, sen mi yiyeceksin diyor. Ya da halal ve haram diye bir şey yok. Herkesi Çinç konuşuyor, Uygur Türk konuşmak yok, Uygurça, Kazakça, Kırgızça, Tacik konuşmak yok. Sen ya ki bizde Çin olacaksan, ya ki olmasa seni öldüreceğiz, yok edeceğiz. Bunun ikisinin birisi dur diyor. Ya da Doğu Türkistan, Türkistan davası, biz Türk, Uygur, Kazak, Kırgız diye bir şey konuşmayacaksın diyor. Doğrudur. Değerli soydaşlarımız, değerli izleyicilerimiz, Sayın Abdülhan Kadir Han bizim ağsakalımız, düşünürümüz, yazarımızdır. Gerçekten üzerinde büyük bir emek vardır. Gerçekten öyle bir şeyler anlatıyor ki gerçekten kulaklarıma inanamıyorum. Yani değerli ağsakalımızın sözünden böyle çıkıyor ki Çin der ki orada siz Türk olmayacaksınız, Uygurca, Türkçe konuşmayacaksınız, özünüzü ve kendinizi Çin'i tanıttıracaksınız ve özellikle bildiğiniz de ki bu Çinlilerin karşısına ne koysan yani köpek eti, çayan, akrab ne koysan yiyorlar yani bütün pislikler. Buna göre de ki bunu Doğu Türkistan Türkleri bunu kaldırabilmiyor, bunu sindirebilmiyor. Bu direniş yıllardır, yıllardır devam ediyor. Değerli başkanımızdan soracağız. Doğu Türkistan ayaklanmaları, Alihan Töre, Osman Batur'dan biraz anlatar mısınız? Bizden siyasi dahillerimiz, doğru. Kahramanlarımız, rehberlerimiz. Doğrudur. Bunlar yani 1884 senesinde Mancurlardan yani Zuzuntan diye bir cellat Şerqi Türkistan, Doğu Türkistan işgal etmiş. Ondan sonra bu mücadele başlanmış. 1984 işgal etti. Evet. Ondan sonra bu mücadele yani Çinliler ile biz zaman Mancurlar ile aramızdaki mücadele silahsız mücadele başlandı. Doğrudur. 1911'de bizden Kumul'da Tömür Halpem başçılığında bir silahlı hareket başlanmış. O Ürümçi'ye kadar fethi etmiş. Ondan sonra işimizden bir hain, münafık, casus çıkmış. Bu hareketimiz berbat olmuş. Ondan sonra 1930'lı yıllarda tekrar yani Sabit Danullah'cım Katarlık siyasi rehberle meydana çıkmış. Onların silahlı hareket oldu. Hoten'den Muhammed Emin Buğra Rahimullah o rehberimiz oradan çıkmış. Yani Hocam Nizali çıkmış, Osman Batırlı çıkmış, Elhan Töre çıkmış, Zeyrek Karahun'un çıkmış.
Yani Doğu Türkistan'da Çin ile bizim aramızdaki, Çinler ile bizim aramızdaki mücadele durmadı. Yani bu çağda yani o zaman 1933 geldik zaman yani Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti adıyla bir devlet kuruldu. Kuruldu. Kimin başlığıyla? Sabit Damullah başlığında, Zir Karahun'un başlığında, yani bunun Muhammed İbn Buğra Rahimullah'ın var bu içeride, herkes var. Bizden yani Doğu Türkistan halkının bir tertür pişan ediyoruz, ters pişan. Yani buradan ne diyoruz? Pişane Allah. Pişane, tertür pişane. İş ters gelmiş bu devlet. Yok olmuş yani kendi halimiz ölen bu iş olmuş. Sonra 44 yılca Gulcu deyimiz İle'de yani Gulcu'da Doğu Türkistan'ın şimali yani ne kuzey kısmında Elihan Tören başlığında tekrar Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti adıyla ölen bir devlet yani o 33'te kurulan devletin adını, yani devamını orada ilan etmiş. Ondan sonra Ahmetcan Kasimi diyen bir rehber var. Doğu Türkistan halkının. O Moskova'da yetiştirmiş. Moskova'da eğitim almış. Moskova'da yetiştirmiş stadın. Onu getirmiş. Elhan Törn'ü getiriyoruz. Özbekistan'a. Ondan sonra Ahmetcan Kasım'ını onu Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti İslam'ını kaldırıyor. Doğu Türkistan Cumhuriyeti adıyla kurulmuş bu devlet. 49 geldikten sonra Çin komünist işgalçi güçleri işgal etti Doğu Türkistan'ı. 1949'dan beri ta hala bugün kadar bu işgal devam ediyor. 49'dan beri ta bugün kadar mücadelemiz durmadı. Durmayacak. Hocam bugün Doğu Türkistan'da büyük bir zulüm vardı. O zulümleri de Türk dünyası olarak biliyoruz, yayınlıyoruz. Yani böyle yayın yapıyoruz. Orada olan Doğu Türkistanlar baskı altındadır. Yalnız dünya üzerinde iki topluluk vardır ki bu faşist şovinizmlerin baskısı altındadır. Biri Doğu Türkistan'dı, birisi de Güney Azerbaycan Türkleridir ki orada İran'da onların baskısı, Fasların baskısı altındadır. Biliyoruz zulüm vardır. O zulümlerden birazdan sonra konuşacağız. Doğu Türkistan'dan neden kaçıp geldiniz? Bizden yaşama şansımız, imkanımızın Çinler açmak istiyoruz evet. Vermedi ki. Yaşama imkanımız olmadı. Uzun kaçtık. Bizden Doğu Türkistan çok zengin. Zengin topraklar var. Yeraltı ve yerüstü kaynaklar var. Halkı birbirine çok yani mihre, muhabbetlik, sevgili insanlar bunlar. Onun yanlış işleri yok. Diğerli. Yanlışları olsa da çok az. Ya kumar yok, puş yok, hırsızlık yok, sigara yok, yok bizde o şeyler. Çok güzel insanlar Doğu Türkistan insanları. Evet, evet. Ama Çin bu güzel insanlarını yaşatmadı. Doğrudur, biliyoruz. Hocam, bu Doğu Türkistan'da acımasız olaylar ortaya çıktı. Yani orada olan Türklerin, Doğu Türkistanlıların ailesini kayboldu, onları aldılar, götürdüler, onları köle işçi yaptılar, onları bir yere, şu anda ailelerinin haberi, bilgisi yoktu. Yok, onu bir yerde götürmüşler, çalıştırıyorlar. Yani bu çalışmaların üzerinden değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz ki orada 40 milyon Doğu Türkistanlı vardır. Bugün Çin ekonomisini ki güçlendirmiş, bu Doğu Türkistanlıları götürüp o fabrikalarda bir topluca köle işçiliği vardır. Yalnız onları çalıştırıyor, o ürünleri de dünyaya satıyor. Bunların bu üzere de Sayın Başkanımız konuşacak, ne türlü ailelerin çocuklarını, gencilerini, yiğitlerini evden alıyorlar. Orada toplucasına onları köle işçi yapıyorlar. Biraz onlardan açıklasınız.
Ama 49'dan bir yani 1949'un seneden beri Çin komünistik işgalcıları Doğu Türkistan'ına basmış, işgal etmiş. Ondan sonra Doğu Türkistan halkına bir rahat yaşam imkanı vermedi. Doğru. Ya anne, ya baba, ya karnındaki çocuk, karnındaki bebek bir rahat bırakmadı. Çin, yalan mı bu? Sen yalan diyorsan, biz yaşadık. Biliyoruz. Biz yani bunu biliyoruz. Türlü onları kandırıyor ya da yani, bir şeyler insanları götürüyor orada. Orada olan Doğu Türkistanlılar, onlar topluca iş kölesi olmuşlar orada. Şu anda kampı, biz bulan eğitim kampı değil. Çin. Yok, eğitim kampı değil. Onlar köle işçi kampıdır. Evet evet. Çin öyle diyor. Yok. Emniyette gerçekten o ne köle. Köle mi? O kadar baskıda kalmaz ki köle mi? O kadar bas. İşilgen gibi bir şey olmaz. Çin işgalcılığı da Doğu Türkistan işgal ettikten sonra her güne, her zaman köle işçilik var orada. Bugün kişi değil bu. O Çin'in medeniyeti, adeti bu. Başkanım. Yani Doğu Türkistan halkı zemin, yani zeminin yerinin üstüde mi aram yaşamadı? Yani rahat yaşatmadı. Yerinin altıda mı, yani kabrıda mı rahat yaşatmadı? Şu anda kabrini söküyorum. Evet, kabirleri de, mazarları da söküyor. Mazarları da aram rahat bırakmıyor. Mazarının üstünü mü rahat bırakmıyor ki? Şu andaki köle işçilik ne? Başkanım, ona geleceğim. Bu soru da çok çok önemli. Dün bir dildaşımızla da ondan da söyleş aldım. Ne türlü evlerden yiğitleri, ondan sonra gencileri alıyorlar. Sonra da çoklu, evet evet evet, evler vardır ki oraya da Çinlileri yerleştiriyorlar. Öyle. Onu biraz açıklar mısınız? Şu anda Çin, biz yani bu diyor ki Cunha milleti yapacağız diyor. Yani Çin milleti yapacağız bunu diyor. Yani Uygurların evine, Türklerine, evet, Türklerine, ajanlarını koyuyorlar. Evet. Yani erkeklerini içeri alıyor, kadınlarını koyuyor. Üreğe, yani 5000 kilometre uzaklıktan biz tanımayan, bilmeyen Çinlilerini evge yerleştiriyor. Orada çok beraber yaşayacaksan, beraber yatacaksan, beraber korkacaksan, beraber yiyeceksen, beraber içeceksen diyor. Bu arkalık, bu milletine biz bunun denkini Çin yapacağız dedi. Çin halkı olacaksın diye. Doğrudur. Değerli izleyicilerimiz, dün de bir söyleşimiz var idi. Gerçekten kulaklarıma inanamıyorum. Yer yerinden oynuyor, taş taş üstünde durmuyor. Bakın, buna benzeri işler de. Bakın, ben bir açıklayayım hocam. Yani ben bunu hocam, evet, bro. Evet, evet. Bu ne? İnsaniyet tarihinde bir geçmiş olmuş bir iş değil bu. Doğrudur. Yok. Herhangi bir insanın ailesini, erkekini işyerge efsane atsın. Orayı başka bir insanı, o aile getirse başka insanlar ne yapar? Doğrudur. Ne yapar bu? Yani bu insanlık dışı. Bu insanın yani bir bedenini tüttürtüyor. İnsanın tabiatına uygun değil ki bu iş. Sen dayanamıyoruz bununla. Biz dinledik, ben de dinlemiyorum. Dinlesem gördüküm sonra ben ağlamaktan başka uyuyamıyorum ki. Bu insanlıkta bir geçmiş olmuş bir iş değil ki. Fakat Çin yapıyor. Bu Çin niye yapıyor bu? Çin vicdansız, namussuz, şerefsiz, ahlaksız, kanunsuz, hiç kandak insanlıkka ait bir şey yok bu Çin'de. O yüzden bu utanacak bir iş ya bu. Biz tanımayan bilmeyen, senin evine gitmen, sen bilen ben dost olayım diyebilirim mi? Sen bilen kardeşim diye. O kardeşlik, kardeş o kadar zulüm yapar mı? Kardeşin öyleysen, kardeşin de sen tanımakan adamla nasıl kayın? Hangi bir insan, hangi bir insanlık tanımakan bizimdeki insan kimsin ona ben kardeş diyebilir?
Bu Çin'in şerefsizliği, vicdansızlığı, ahlaksızlığı, namussuzluğunu gösteriyor bu. Başkanım, Sayın Başkan, bakın değerli izleyicilerimiz, dün de bu söyleyişi bir dildaşımız açıkladı, dile getirdi. Yani bunun acını yaşayan binlerce, binlerce bugün Türkiye'de yaşayan ve yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlılar vardır. Çin, bakın, o komünizmlere sesleniyorum. O komünizmler ki, bakın, Rusya, Çin, bunlar böyle komünizmin içerisinde kardeşlik var, beraberlik var. Ondan sonra herkes beraber yaşayacak. Herkes böyle neydi? O orada adalette ve eşdeğerli çatısının altında yaşayacak. Bakın, komünizmin geyiminde bir komünizm ülkenin, Çin ülkenin, bakın yaptıkları Doğu Türkistan'a ne türlüdür? Yani onları, erkekleri köle kampına götürüyor, onları ucuz bedava çalıştırıyor, onların evlerine Çinlileri yerleştiriyor ki onunla yatacaksa onunla kalkacaksınız. Yani elinizi vicdanınıza koyun, bakın görün nedir. Buna benzerini de yine de İran, Fas rejimi orada olan Türklere yapıyor ki senin doğduğun çocuğa ben ad vereceğim. Tamam mı? Sen Türk'e ad koymayacaksan böyle bir şeylere de gördü tanığı olduk. Bakın görün, bugün Çin gelmiş o İran'ı da bugün sömürgesi altına almış. O İran Fas rejiminin de bilmediklerini o Çin öğretecek. Yani bu Çin'in cinayetlerinden şimdi ne kadar kitaplar yazılmış, yani saatlerce bizim programımız olsa ne kitaba sığar, ne geleme sığar, ne programa sığar, ne televizyona sığar. Yani hiçbir zaman, yani bakın öyle bir cinayetleri açıklıyorlar ki gerçekten yer yerinden oynuyor, taş taş üstünde durmuyor. Hocam, sizden bu soruna da soracağım. Yani şimdi bak, Çinliler, Hıtaylar, yani o köle işçi kampında bir Doğu Türkistanlı orada çalıştığında parmağını kesti ya kolunu kesti. Çin bunun organlarını başka ülkelere satıyor. Böbreklerini satıyor. Biraz da ondan açıklayın. Bildiğiniz takım bakın, orada yaşayan Türkler, yani onun eli kesildi, parmağı kesildi. Onu hemen hastaneye götürüyorlar. Onun içerisine boşaltıyorlar ciğerini, kalbini, ondan sonra yüreğini, böbreğini, ayağını, bütün organlarını alıyorlar. Çin onların üzerinden para kazanıyor. Ay komünizmi kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Sizi bilirler, bakın o kandırma politikanın üzerinde. Bakın bir komünizmi ülkesinin yaptığı bunlardır Doğu Türkistan. Sizin dilinizden eşitmeyi isterim. Yani bu olaylar ne türlü oluyor? Çalışkan bir şey olmaz. Anladın mı? Çalışkan. Yani zulüm var. Evet. Her günü sen bu işte bu kadar yapacaksan diye. Evet. Onu insan bugün sen yüktün 50 kilo kaldırabilirsin. O denge 100 kilo kaldıracaksan diye. Kaldıracaksan. Ha, yani bu kaldıracaksan diye sakat kaldıramazsan dövüyor. 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 Her gün yalan yok bunun. Yalan yok mu? Çünkü ben yaşadım. Evet evet. Hastalandığında da onu hastaneye götürüyor. Bunu. Bak o, organları ne türlü boşaltıyor. Zaten organı zaten her zaman böyle. Her zaman. Çocuklarının, kadınlarının, erkeklerinin, herkes doktorhaneye mecburi getiriyor. Yani organları, bebeklerini, yüreklerini, kalplerini, karaciğerlerini, akciğerlerini satıyor. Bugün bu ispatlanan bir hakikat bu. Doğrudur, biliyoruz. Çünkü bu, bizim de neydi orada, bu neydi, yalan. Vay bu dünyada bu mu yalan, bu mu yalan, bu hepsi yalan mı? Biz dedik o zaman, biz yalancı. Tamam. Sen gerçekçi. O zaman insanlar geçsin, sen git. Bak. Biz biliyoruz. Yok diyor. Yok diyor. Bu ne diyor? Biz yalancı olsak ama başka insanlar geçsin. Orada gerçekler neymiş, gerçek işler ne olmuş, ne yapıyor için öğrensin insan. Yok, gitmiyor. Onun çocuğu, onu ben ediyor. Onun yolu yok. İnsanlar gitmiyor, muhbirler, yazarlar,
gidemiyor. Onun izni vermiyor. Ama buradaki haberlerini ahlası yalan diyor. Daha sonra gerçeklerini öğrenelim. Öğrensin insanlar. İşte yok olmaz diyor. Daha sonra kim yalancı? Biz yalancı mı, Çin mi? Çin yalancı. Çin demek komünist engel yalancı. Vicdansız, şerefsiz, namussuz diyen buluyor. Başka adı yok bunun. Hocam Çin'in cinayetkar olduğunu biz biliyoruz. Tamam mı? Ona benzeri yani İran'da yaşayan Türkler de vardır. Faslar da ona benzeri o işleri yapıyor. Bakın şimdi Doğu Türkistan'da Çin de bunu yapıyor. İran Fas rejimi de yapıyor. Uygurlara, Uygur Türklerine söylüyor ki sen Türkçe konuşmayacaksan, Çince konuşacaksan. Buna göre ki bir milletin dilini alsan o milleti sen rahatçasına ve kolaycasına onu köle yapabilirsen. Şimdi de değerli başkanımızın dilinden duymak isteriz. Yani o anlatacak. Yani bunda hiçbir abartma yoktur. Çünkü buna biz İran'da görgü tanığı olduk. Onu gördü. Ne türlü İran rejimi der ki siz Türk değilsiniz, siz Azerisiniz, siz Fas'tan dönmezsiniz. Sizin çocuklarınızın adlarını ben koyacağım, yerlerinizin adlarını ben koyacağım. Size okul vermeyeceğim, sizin tarihinizi sileceğim. Ben dediğim gibi olacaksan Çin'de o zulmü, o cinayeti, o suçu Doğu Türkistanlılara işliyor. Bu orada olup bitenleri ne türlü yani bir Doğu Türkistan çocuğunu gelip başına konuyor. Yani sen Çin diliyle konuşacaksan, sen Türkçe konuşmayacaksan onlardan biraz anlatın. Çin'le biz yukarıda konuştuk. Çin Doğu Türkistanlılığını yani kendi göre Çin mahluka yapmak istiyor. O yüzden çocuklarını alıyor, 2 yaşındaki çocuğunu anıstın. Mecburen arıyor, alıyor, hani Çince yetiştiriyor. O terbiye yapıyor, o öğretiyor, o konuşuyor. Bu insanın beynini, Çin beyni. Yani Çinli gibi inansın, Çinli gibi yaşasın. Çin beyni yetiştirmek istiyor. Evet, Çinli yetiştirmek istiyor. Bakın, bu arkalık biz bundan sonra Türkistan, Türkiye, bunun için bugün diyor ki Çavuşoğlu Türkiye gidiyor, o bizden kardeşlerimiz diyor. Yani 20-30 senedir bu yada kardeş diye bir nesne yok edeceğiz diyor. Bunun Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, burada Uygur diye, Kazak diye bir kardeşimiz vardı diyemiyor bundan sonra. Yani 50-60 seneden sonra eğer böyle devam etse. Bu kardeşliği yok etmek istiyor. Bundan sonra diyemiyorsun. Nerede kardeşimiz? Çinli. Evet, evet. Bunu yapmak istiyor Çin şu anda. Bu yeryüzündeki bir ahlaksız mahluklar bu. Sayın Başkanım, bu yiğitleri, gencileri aldık da yani onlar gizlice ki onları böyle bedava çalıştırıyorlar fabrikada, tamam. Onlar ölenden sonra onların organlarını boşaltıyorlar. Onların ölüsünü ne yapıyorlar? Ölüsünü, ne ediyorlar? Ölüsünü yakıyorlar. Yakıyorlar. Ya yakıyorlar ya da böyle duyduğumdan dolayı hayvanlara da veriyorlar. Benim akrabalarım. Evet. Ben canlı şu anda. Evet. Benim akrabalarım yok. Nerede? Çin'den sorayım. Nerede benim akrabalarım? Abdülkadir Yapçan'ın Yapçan'daki akrabaları var mı yok mu? Ben bilmiyorum ki. Hayat mı? Yaşıyor mu? Öldü mü? Ölse nasıl öldü bilmiyorum ki. Bunun yalanı yok. Başkanım bir İki topluluk vardır. Dün başkanımızdan da sordum. Birisi Doğu Türkistan, birisi de Güney Azerbaycan. Her ikisi de düşmanın kimliğini taşıyor, pasportunu taşıyor. Şimdi siz bir Doğu Türkistanlı olarak, yani Çin gelmiş der ki sen Çinlisin. Ben sana kimlik vereceğim, sen benim kimliğimi kullanacaksan. Bunun üzerine bir açıklar mısınız? Şu anda Doğu Türkistan'ın, Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistan'ın... Yok, orada yaşayan Türkistanlılar vardır. Onlar hangi kimliği taşıyorlar? Ha, o Şincan diyor, yazıyor. Evet. Şincanlı Uygur kimlik diyor, Çin kimliği
şeklinde kabul ediyor onu. Evet. Şincan diye, Şincan Uygur, Uygur otonom rayonu diyor. O şekilde adam bu Çin kabaklığına, Çin pasportunu taşıyor. Çin kimlikini taşıyor. Çin kimliğini taşıyor. Ama şey kimlikte Uygur diye yazıyor. Evet. Bundan sonra Uygur diye yazmıyor demek. Demek için öyle işte, öyle yapıyor şu an. Şu anda Uygur var. Evet. Bundan sonra Uygur'unu yok edeceğiz. Yazmıyor. Evet, evet. Çinli diye yazıyor. Evet evet. Değerli soydaşlarımız, bildiğiniz için o Çin'in paralarının üzerine de bir kere bakmıştık. Onun üzerinde Çin'in parasının bir tarafında Türkçe yazmıştı, bir tarafında Çin dilinde yazmıştı. Şimdi onları da kaldırıyor bu mektepleri, okulları da. Evet evet, evet evet. Evet. Onları da kapatıyor. Sonra da o kimliklerin üzerine de bakın aynı Fas-İran rejimi Türklerin üzerine neler yapıyor. Yani bu günlerde de Çin ile İran ikisi de kardeş olmuş. Bak o Doğu Türkistan Türklerine böyle zulüm yapıyor. Bu da Güney Azerbaycan Türklerine. Şu bildiğiniz için Güney Azerbaycan Türklerinin üzerinde belki binler saat ben konuşmuşam. Raportajım olmuş. Bugün de Doğu Türkistan'da olan bizim soydaşlarımız, dildaşlarımız vardır. Belki siz başka bir kaynaklardan okuduğunuzda yalan söylüyordular. Yani bunu bildiğiniz için, yani bunu açıkçasına mesela İran rejimi de düşmançılık yapıyor. Çin labileri de ve onun ya Çin'in ve İran'ın yanında olan insanlar da onu abartıyorlar. Derler ki orada Türk yoktur. Orada yaşayan Çin Müslümanlardır. Yani bunlar yalandır. Buna göre ki orada 40 milyon, 40 milyon Türk var. 40 milyon Türk. Türk vardır. Buna göre onların Türk olduğu için suçtur. Buna göre ki Çin rejimi der ki siz Türklüğü kabul etmeyeceksiniz ki, yani sizin kafanız, düşünüşünüz ve beyniniz ve zihniyetiniz ve inamız Çin gibi olacak, sonra bu toprakta yaşayacak. Bizim önümüzde direnseniz, yani onları köle işçilerin arasına götürüyorlar. Ya bu da ki evet öldürecek, onların organlarını alıp satıyor, sonra da yakıyor, sonra da böyle de bir söylentiler vardır. Yani onu da ben kulaklarımla da eşittim. Sonra organları boşadandan sonra da böyle insanlık dışında, yani dile getiremiyorum ki, onları hayvanat bakacağız da veriyor. Yani böyle bir büyük bir suçlar işliyor ki gerçekten insanlık dışında olan bir yamanlıktır. Yani bir zorbalıktır. Yani bir kuduzluktur. Yani açıkçasına diyeyim ki İran ve Çin rejimi bir kuduz bir siyasettir. Yani insanların kanına susamış böyle bir cinayetleri yapmaktadır. Hocam başkanım, yani bilmediklerimiz orada olan biraz da o cinayetleri ben duyduğum başkalarından da ağlaya ağlaya anlatıyordular. Amerika'da biri derdi ki benim ailemi çalmışlar, kaybolmuş, onu almışlar, onu götürmüşler. Ondan sonra bunları biz açıklamışız. Biraz da siz bunların üzerinde konuşun. Şu anda yani yabancı ülkeler, dışarıda yaşayan ülkelerde yaşayan insanların herkesi tutuklar şu anda. Yok. Evet, evet. Herkes tutuklu. Çilerinin yaptığı en ağır şey kadınlarının karnındaki çocuğunu kurtar yapmak. Eni yiyor Çiller kendisi. Oh, bakın tamam. Karında olan bebeği kurtar Çin yapıyorlar. Bunu yalan da. Evet. Yani o bebeği, yani bak 3 aylık olsun ya 3 aylık olsun 4 aylık olsun. Yani bak bunun adı nedir? Bunun adı kudurganlıktı. Bunun adı kuduz. Yani bir Çin, bir Türk kadının karnından o bebeği alıyor, o bebeği yiyor. Tamam. Aylık, bak benim dilimden duymuyorsunuz. 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık bebeğini alıyor. Evet. Erkeğin şeyine bir türkü bağlıyor. Yani kelepçe takıyor. Erkeğin dışarıda koyuyor. Kadını mecburi doktorda kurtarıcı yapıyor. 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık bebeğine. Bunun yalanı yok. Evet. Şimdi yapmadım diyorsun. Bu adı olmadı diyorsun. Yapmış, sen diyor. Yalancı diyorsun. Ey Wang Wenbin. Ey Cavdican. Sen kırmızı yalancı. Kırmızı vicdansız. Kırmızı şerefsizsin. Her zaman sen Pekin'de
durarken Doğu Türkistan'da senin adın ola, senin adın, senin söylediğin olan Şincan'da olup ötkenlerini sen nasıl bileceksin? Peki nerede Doğu Türkistan nerede? Bu nasıl bilecek onu? Bilmiyor. Adam karısa yalan konuşuyor. O Çin, Çin'in o Pekin'deki bayanatçıları, sözcüleri hepsi yalancı, hepsi vicdansız, hepsi şerefsiz, hepsi namussuz. İnsanlık dünyasını bir şeyle almıyor o. Bu yarın, bugün, tamam bugün yalan diyebilirsin. Yarın yalan diyemiyorsun. Bu adamın hepsi sen öldürüp bulun, öldürüp bitiremeyeceksin ki. O çıkacak o, yarın çıkacak. Yarın çıkması öbür gün çıkacak, çıkacak bu iş. O zaman ne yapacaksın? Senin yaptıklarının, o kampının içinde çok işler var, çok zulüm var. Her gün dövüyoruz, öldürüyoruz, baskınçılık, tacavuzculuk, işkence, her şey var orada. Bunun yalan değil, hakkı yok bunun, bunda bir şans yok. Pekin de bilmiyor onu. Üyerdeki Çinli en pis gibiydi. En aşağılık Çinli var orada. O insanlar yapıyor onu. Bizim Wang Wenbin'le, Cavli Cenn'le sen yaptın değil mi dakika onu? Oradaki suç ne, oradaki cinayet ne? Çinlerden bolgan en aşağılık pes, ahlaksız, vicdansız, mankurt Çinler yapıyor onu. Avlar ne diyor, inkar ediyor, yok yapma diyor. Sen nasıl bileceksin? Pekin'de durup niye bileceksin? Hindistan konsolosluğu yalan diyorsan, İngiltere konsolosluğu durup yalan diyorsan sen nasıl bileceksin ya? Oradaki Doğu Türkistan'da olup etkenlerini. Sayın Başkanım, bakın yani tüm programımız kısıt olduğu için siz dediklerinizi açıkladınız, dile getirdiniz. Yani biz o buna benzeri zulümlere de gördü tanığı olmuşum. Yani bunu biz İran'da yaşayan Türklerin de üzerinde yapıyorlar onları da. Bakın yani bu programımızın amacı nedir? Yani bir Türk dünyasında iki topluluğa büyük bir zulüm var. Doğu Türkistan başta olmak üzere ikincisi de Güney Azerbaycan Türkleridir. İki tane rejim, gaddar rejim. O rejimler yani Quduz, insan kanına susuyan. Birisi Çin rejimidir, birisi de İran Fas rejimidir. Yani bakın insanları özünden kopartıp, özünden çıkartıp, onları ucuz çalıştırsın, onları tuzağa saplasın, onların organlarını satsın, onları yani gerçekten yani böyle yanlış yollarda kullansın diye, onların özel yaşamını baltalasın. İki tane rejim vardır. O rejimin de üzerinde yine de röportajlarımız olacak. Yine de açıklamalarımız olacak. Yine de Doğu Türkistanlılar yani ne türlü o zulümden kaçmışlar. Yani başka ülkelere sığınmışlar. Yine de onları açıklayacağız. Ve bildiğiniz de çünkü Güney Azerbaycan Türklerinde üzerinde yüzler saatte raportajlarımız olubdu. Bunları da gündeme getirmişi. Buna göre ki Doğu Türkistan'ın derdi, bunun çetinliği, onun sorunu, ona olan zulüm bana olan zulümdür. Yani bir Turancı olarak, bir Türkçü olarak hiçbir zaman o zulmün kabağında sessiz kalmayacağı, elimizden de gelen o cinayetleri, o zulümleri Türk dünyasına ve dünyanın başka ülkelerine de yayınlayacağı. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Antv muhabiri Elyaz Yekenli. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Esen kalın. Hocam buyurun. Şu an insanlık dünyası, siyasiler, ekonomistler, gel şunu söylemek istiyorum. Buyuruz. Dünyada bir insanlık için bir felaket, bir afet gelirse bunu Çin diyebilmek gerekiyor. Doğru. Çin'den herhangi bir devletke, ülkeye, herhangi bir milletke, herhangi bir insana iyilik gelmiyor. Herhangi bir insanın, herhangi bir düşmanın, ülkenin, devletinin düşmanı bu. Çin, ahlakın düşmanı, namusun düşmanı, vicdanın düşmanı,
kanunun düşmanı, medeniyetin düşmanı, örf adetin düşmanı, her şey canlık ve cansız şeylerden herkesten düşmanı çizerdi. Bu ne çoğu bilmek görüyor. Şu anda bu Amerika için mi, Avrupa için mi, Türk dünyası için mi, İslam dünyası için mi, hemiz için afet, Çin korkunçluk bir afet, felaket, Çin de diyebilmek gerekiyor. Doğrudur. Değerli soydaşlarımız, dinlediniz. Bugün raportajımız Doğu Türkistan düşünürümüz, yazarımız, bilgemiz, aksakalımız Sayın Abdülkadir Han Yapcan'la gerçekleşti. Yani gerçekten önemli bir konuları masaya yatırdık. Yine de Doğu Türkistan üzerinde programlarımız olacak. Buna göre ki AnTV muhabiri olarak yani kendimi tanıdığımdan beri Doğu Türkistan'ın bütün etkinliklerinde oldum. Bunların etkinliklerinde ve toplantılarına katıldım. Bu olayları ben iyi biliyorum. Buna göre ki 25 yıldır bu konunun üzerinde durmadan çalışmaktayım, araştırdım. Sonra da bu değerlerimizi buldum. Yani bunların öz dillerinden, kendi dillerinden duydunuz ve işittiniz. Hiçbir şeyde yalan yoktu, abartırıcı değil. Yok, ve Çin rejiminin de sözlerine dinlemeyin ve İran rejiminin de yazdıklarını, onlar hepsi yalandı. Orada bir zulüm vardı. O zulümleri bugün masaya yatırdık. Yine de programlarımız olacak. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Esen kalın. AnTV muhabiri Elyaz Yeçenli. Çok sağ olun.